Çok değerli hocam, Yekta Aydın'la birlikteyiz tekrar. En son hocam Temmuz ayında bir röportaj yapmıştık, evet, kitaplarınızla ilgili. Yeni bir kitap yayınladınız, Seferberlik Öyküleri, Hayattan Seçilmiş Öyküler. Evet. Ne zaman bu kitabınız çıktı hocam? Bu kitabım çıkalı 10-15 gün oldu, yeni. Yeni? Evet. Seferberlik Öyküleri neyle alakalı hocam? Gökhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bana izleyicilerimle iletişim kurma fırsatını verdin. Bu sorumluluğunu sürekli yerine getiriyorsun. Sana bunun için ne kadar teşekkür etsem az. Bu kitabımı çıkarmak için aşağı yukarı 1-2 yıldır bir uğraşım, mücadelem var. Tabii ilginç bir çalışma. Aslında bir buçuk yıllık çalışma dedim ama bir ömür var aslında bunun. Biriktirmişsiniz, evet. Biriktirdim. Çocukluğumda bizim Yeşilce'de kahvemiz vardı. Ben babama yardım ediyordum o kahvede. Seferberlik döneminde askerden kaçmak zorunda kalan koşulları gereği insanlarla tanışma fırsatım oldu benim. Ben 10-15 yaşlarındayken onlar da 70-80 yaşlarındaydılar. Hayatlarının son demlerinde. Yaşam öykülerini onlardan dinleme fırsatım oldu. Zaman zaman da yazları ben işte belediye başkanlığı yaptım. Doğup büyüdüğüm Yeşilce'de de yazları geçiriyorum. O dönemdeki yaşayan insanların torunlarıyla görüşüyorum ben, üçüncü kuşakla. Onlardan, onların dedelerinden, büyüklerinden duydukları, yaşanmışlıkları tespit ettim. Burada da zaten yararlandığım canlı kaynaklar olarak geçiyor. Bu yerel öyküleri onlardan temin ettim. Yararlanılan canlı kaynaklardan da kendim zaten bir tarih öğretmeniyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bağlama dönemine denk gelen seferberlik dönemindeki yaşanmışlıkları, sosyal yapıyı, kültürel özellikleri, ekonomik özellikleri derlemeye çalıştım. Tabii bununla birlikte de Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarındaki o çıkmazın, o yaşam biçiminin küçük bir yöreye yansımasını vurgulamaya çalıştım. Evet. O dönemde tabii benim doğup büyüdüğüm ve bu öyküleri yazdığım bölge o zaman Mesudiye ilçesine bağlı bir Yavadı nahiyesi ve Mesudiye'de o zaman Şebin Karahisar'a bağlı. Şarkı Karahisar Sancağı'na bağlı. Çünkü o zaman sahille Mesudiye'nin, Yavadı'nın bir bağlantısı yok. Yok, evet. Karadeniz'e paralel olarak uzanan dağlar ulaşım sağlamayı engellemiş. Evet. Ve Çoruh Kerkit Vadisi ile ulaşım sağlanabilmiş. Mesudiye o zaman bütün idari yaşam biçimlerini Şarkı Karahisar'la sürdürmüş. İşte askere gidişler, mahkeme olayları, şunlar bunlar. O dönemde yaşanılan serüvenleri, olayları, evet, öyküleri günümüze taşımaya çalıştım. Şimdi sözlü kültür var ama sözlü kültür unutuluyor. Zamanla katkılar söz konusu olabiliyor. Bunu bir yazılı bir şeye oturtmaya çalıştım. Verimli bir çalışma yapmış olduğumu da düşündüm. Evet, inceledim hocam. Burada sadece bu seferberlik öykülerinin de dışında, evet, belli bir dönem var için Mesudiye'nin belki, evet, kuruluşundan, evet, bugüne kadarki birçok, evet, olgudan bahsediyorsunuz. Tabii. İlçe olması, ilçe yerinin Mesudiye'nin, evet, seçilmesi, o süreçlerdeki çekişmeler, kavgalar. Şimdi şöyle denir ya, coğrafya kaderdir denir ya. Evet. Bu öyküleri anlatmadan önce o öykülerin yaşandığı coğrafya hakkında bilgi vermeye çalıştım. Buranın tarihi özelliklerini, evet, vurgulamaya çalıştım. Ayrıca da bu çalışma günümüzden 100 yıl önceki çalışma her ne kadar böyle bir
görüntü verse de yaşadığımız döneme o günden bakmaya çalıştım. Tarihteki kritik eşikler var. Bunlara çok fazla belirgin olarak dokunmadım. Yorumu okuyucuya bırakmak suretiyle o tarihsel eşikleri de burada vurgulamaya çalıştım. Selçuklulardan, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar olan işte dünyanın en haklı bağımsızlık savaşının yaşandığı bu coğrafyada bağımsızlık savaşından önceki bir dönemdeki yaşam biçimlerini vurgulamaya çalıştım. Evet. Şimdi tabii burada seferberlik köykülerine bakıldığı zaman aslında köy yaşamında belli bir tek düzelik olmasına rağmen zannediyorum bu seferberlikten dönenler veyahut da kaçaklar bir anlamda bugünkü belki polisiye romanlardaki gibi veyahut da köye bir gerilim, bir aksiyon filmi havasında o yaşadıkları olayları gelip aktarmaları, işte seferberlikteki öykülerini anlatmaları ve köylere de belki bir aksiyon getiriyorlar. Şimdi şöyle Gökhe Alp'im. Yani bu toplum hafızasına kazınmasındaki en önemli etken bu zannediyorum. İnsanlara şimdi, ilginç geliyor bu olaylar. Şimdi köylerde deniyor ki seferberlik ilan edildi. Herkes hazırlansın. Askere gideceğiz, savaşa gideceğiz. Rus gavurunu mağlup edeceğiz. Herkes heyecanlı. Bir bayram havası. Bir korku yok zannediyorum. Korku yok. Çünkü niye korku yok? Çünkü Cihan Padişahı onların padişahı. Evet. Padişahları ne derse o olacak. Sonra onlar bir de şehit olma. Cihat ilan ediliyor. Cihat ilan edildiği için şimdi Allah'ın da kendini, onları koruyacağını düşünüyorlar. Evet. Nasıl olsa ölseler şehit olacaklar. Kalırlarsa da gazi olacaklar. Evet. Vatanlarını kurtarmış olacaklar. Dışarıdan gelecek ekibin ne kadar güçlü olup olmamasının hesabını yapmıyorlar. Ama evet. Askere bayram havası içerisinde şenliklerle gidiyorlar ama davul zurnayla yol ediliyor. Ama Erzurum'a gittikleri zaman, vardıkları zaman bir de bakıyorlar ki kazın ayağı öyle değil. Evet. Yaralılar, kimisinin kolu kopmuş, kimisinin bacağı kopmuş, kimisinin gözleri sarılmış, kafası sarılmış. Evet. Ondan sonra her şey allak bullak oluyor. Tabii tabii. Yani aradıklarını bulamıyorlar. Kıyamet kopuyor ve bu sefer de hastaneye gelen yaralıların durumunu gördüğü zaman o askerler gittiğimiz zaman biz de ya yaralanacağız ya öleceğiz diyorlar. Evet, biz gerçekle karşılaştık. Gerçekle karşılaştıkları zaman çoğu da zaten asker kaçaklarıyla dolu her taraf. Onlar da geri dönmek, kaçmak durumunda kalıyorlar. Çareyi bir kısmı kaçışta bir kısmı. Zaten gidenlerin eğer 100 kişi gitmişse bunların 90'ı gidiyor. Evet, şehit oluyor. Şehit oluyor. Yani onu geri geliyor. Böyle bir olay evet, var. Evet. Şimdi hocam kitapta tabii baktığımız zaman böyle belli portreler var. Bilal evet. gibi, Mesli gibi. Evet. Böyle kaç tane portre var incelenmiş? Şimdi aşağı yukarı 7-8 tane var. 7-8 evet. kişinin yaşam öyküsü var. Bu insanlar gerçekten orada yaşamışlar. Bunların torunları yaşıyor. Onlarla bağlantı kurup onların düşüncelerini almaya çalıştık. Yavadı, işte Zile, Yeveli bu bölgelerde yaşanmış olan olaylar bunlar. Ama tabii biz o günün koşullarını ele aldık ama o günden de günümüze doğru mesajlar vermeye çalıştık. Tam net olmadı bu mesajlar. Okuyanların gizli mesajları yakalayabilmesini öneriyorum. Evet. Bir şey soracağım hocam. Tabii bunlar bu seferberlikten dönen o günkü şartlarda elinde silahı olan, tüfeği olan bu kişiler yörede nasıl algılanıyorlar ve nasıl bir ruh hali içerisindeler? Mütegallibenin yanındalar mı yoksa ezilenin yanındalar mı? Nasıl bir rol üstleniyorlar ya da toplumun onlara atfettiği rol nedir? Şimdi tabii bireysel farklılıklar oluyor.
Yani herkesin bakış açısı, yaşam biçimi, içinde bulunduğu koşullar onları farklı kulvarlara doğru adım atmaya zorluyor. Şimdi kurulu düzenden beklentisini bulamayanlar, adaletsizlikle karşılaşan insanlar var bunların içerisinde. Bunlar toplumla örtüşemeyince bunların durumları, uyum sağlayamayınca toplumla, bu sefer dağları mesken ediyorlar. Buralarda yaşamayı sürdürüyorlar ve haksızlıklara karşı kendilerine göre, kendi hukuklarına göre çözüm aramaya Peki bir halk desteği var mı, yoksa halkla karşı karşıyalar mı? Nasıl Zamanla halk var? Desteği de oluyor. Evet. Zamanla bu dağa çıkan eşkıyaları eşkıya olarak değerlendiriyor bu insanların bir kısmı. Daha önceden ihbar edildikleri halde zaman geçtikçe onlarla birlikte yaşamaya uyum sağlıyorlar. Onları köylerinde konuk bile edecek duruma geliyor. Peki bu kaç yıllık bir süre sizin tahmininiz? Yani dağda kaldıkları süre bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4-5 yıllık bir süreç. Birinci Dünya evet. Savaşı'ndan şeye kadar, işte Kurtuluş Savaşı'na kadar olan dönemi aşağı yukarı kapsıyor. 4-5 yıllık bir süreci kapsıyor. Peki sonradan affoluyorlar mı? Nasıl oluyor? Çünkü askerden kaçmanın cezası idam bildiğim kadarıyla. Evet, evet, evet. İdamdan kurtulanlar da var. İdam olanlar var. İdam olanlar var. Onunla ilgili de hikayeler var. Hikayeler var. Sonra af çıkacak diye dağdaki bazı eşkıyaları ikna edip tutukluyorlar. Bunların mahkemeye çıkarılması için girişimlerde bulunuluyor. Daha sonra bunlar tabii sağlıklı bir şekilde mahkeme edilemiyor. Yolda giderken vuruluyor kimisi. Kimisi zehirlenerek öldürülüyor. Yani ilginç şeyler var. Yani farklı farklı. Yani tek düze bir yaşam yok. Evet. Her birisinin farklı bir öyküsü var, farklı bir hikayesi var. Evet hocam. Burada bu kitapta tabii çok farklı portreler var. En ilginci hangisi? Sizin favori portreniz hangisi? Vallahi şimdi tabii bu kitabı şöyle de gösterelim. Ya hangi birisini anlatayım ben? Ama şunu söyleyebilirim. Çok ilginç şeylerle karşılaşacak okuyucularım. Ben onu açıklamayayım. Peki. Okuyanlar onu... Spoiler vermeyelim. Onu derler bulsunlar. Ya. Evet, onu bulsunlar. Fakat şu var işte burada. O dönemde devlet baba anlayışı ortadan kalkmış oluyor. Kaos yaşanıyor. Evet, otorite yok. Otorite yok. Şimdi otoritenin olmadığı bir ortamda da herkes kendi otoritesini kurmaya çalışıyor. Evet. Bu da gerek hakkı yerine getiriyor, gerek daha büyük haksızlıkları neden olabiliyor. Kimi zaman kantarın topuzu kaçıyor. Yani burada gerçekten de çok ilginç yaşam biçimleri var. Yaşadığım canlı kaynaklar olduğu gibi yazılı kaynaklar var. Onları da kitabın sonunda gündeme getirdim. Elden geldiğince tarafsız bir gözlem yapmaya çalıştım. Fakat her ne kadar tarafsız davransak bile sözlü kaynaklarımız var. Onları aldığımız mesela bir konuda İki kişiyi dinledim. Birisi farklı, birisi farklı söylüyor. Evet. Biraz da efsaneleştiriliyor zannediyorum. Tabii içerisinde zaten efsaneler de var bunun içerisinde. Evet. Yani yaşanmışlığın dışında yaşanılması mümkün olmayan fakat o bölgede efsaneleşmiş anlatılan şeyler de var burada. Onu da tabii okuyucunun değerlendirmesine bırakıyorum. Evet. Hocam teşekkür ederim. Dünü bugüne bağlayan, bugünü yarına bağlayan belgeler. Çok güzel çalışmalar. Evet, evet. Elinize yüreğinize sağlık. Şu var, okuyucuların bunu okuyunca şunu görecekler. 100 yıl önceki yaşanılmışlıklarla 100 yıl sonraki yaşanılmışlıklar arasında pek de bir farklılık olmadığını görecekler. Şey değişmiş. Olgular birbirine benziyor. Bireyler, olaylar, kişiler değişik, insanlar değişik. Zaman
değişik, koşullar değişik fakat yaşanma şekli farklı ama tema aynı. İnsan ilişkileri aşağı yukarı aynı. Pek fazla değişen bir şey olmamış yani. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.